Değerli hocam Profesör Doktor Osman Müftüoğlu bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Merhaba, iyiyim, teşekkürler. Şahane gözüküyorsunuz. Teşekkürler, lütfettiniz. Hocam şimdi ilk başta tiroid tembelleşince neler oluyor diye konuşmak istiyorum programımızın başında. Sonrasında vitaminleri konuşalım, biraz daha detaylandıralım ve Alzheimer'la ilgili yeni gelişmeler var. Aslında birçok konuyu ilk kez sizden dinlemeye alışkın izleyicilerimiz ama bugün de hemen tiroidle başlayalım isterim. Tiroid tembelleşince neler oluyor bizim vücudumuzda hocam? Neler olmuyor ki desek daha doğru. Çünkü tiroid hücresi pek çok fonksiyonumuzun ama özellikle metabolizmamızın orkestra şefi. Beynimiz, kalbimiz, bağırsaklarımız, sindirim sistemimiz, cildimiz, pek çok organımız tiroid bezinin kendilerine vereceği komutla çalışıyor. Eğer tiroid bezi bu komut sayısını arttırırsa, yani hyper olursa, hiper olursa, çok yoğun hormon salgılamaya başlarsa bu organların hepsi çok hızlı çalışmaya başlıyor. Evet. Eğer tam tersi ve daha sık gördüğümüz şekliyle tiroid bezi yeteri kadar hormon üretemiyorsa, yani yeteri kadar komut veremiyorsa tembelleşme başlıyor. Yani cildimiz kuruyor, pörsüyor, üşümeye başlıyoruz. Beynimiz yorgun düşüyor, depresyona girme eğilimine giriyor. Uyku sistemimiz bozuluyor, daha uyuklayan, daha pısırık, daha keyifsiz, daha mutsuz bir haline geliyoruz. Kalbimiz yeteri kadar performans göstermiyor, çabuk yoruluyoruz. Kalbimizin hızı düşmeye başlıyor. Çünkü kalbimizdeki enerji üretimi sisteminin de mitokondrilerde tiroid hormonundan gelecek talimatla bir bağlantılı. Bağırsak kasları az çalışınca kabızlık başlıyor, devreye kabızlık giriyor. Dolayısıyla tiroid bezi temel olduğu zaman pek çok problem var. Aslında biz prensip olarak tiroidin çok çalışmasından ziyade tembelliğinden daha çok korkarız hekim olarak. Nedeni şu, ikisi de tehlikeli de çok çalıştığı zamanki belirtiler çok aşikardır. Yani bir insan bize eğer tiroid bezi çok çalıştığı zaman bir kilo verdirir. Durup dururken kilo verirsiniz. İki, kalbiniz çarpar. Üç, çok terlersiniz ve sıcağa tahammül hali, süs hale gelirsiniz. Yani size her yer çok sıcak gelmeye başlar. Ve bu çok aşikar belirtiler olduğu için aklınızda bizim zaten birisi yiyorum ama kilo veriyorum, çarpıntım var vesaire dediği zaman aklımız önce tiroid bezinin çok çalışması, sonra da şeker hastalığı gelir. Dolayısıyla daha kolay o ama sinsi tiroid yetmezliği dediğimiz, gizli tiroid tembelliği dediğimiz, tiroid bezinin hafif ölçüde tembellik yapmaya başladığı dönem bazen çok uzun sürer. Mesela ben çok rastladım. Belleği bozuk olduğu için benim değerlendirmem için diye getirilen yaşlar bir kısmında sebebin aslında bellek bozukluğu değil, tiroid tembelliği olduğunu gördük. Tiroid desteğini verdiğiniz zaman, tiroid tembelliğini yerine koyup tiroidin yapamadığı hormonu o kişiye verdiğiniz zaman ne bellek bozukluğu kalıyor ne depresyon. Çoğu depresyon vakalarının arka planında yine tiroid tembelliği yatıyor. Pek çok cilt sorununa yakınan kadın, cilt kuruluğum var, su içiyorum geçmiyor, hyaluronik asit alıyorum geçmiyor, krem sürüyorum azalmıyor, arkasında gizli tiroid tembelliği çıkabiliyor. Dolayısıyla yıllık sağlık check-up'larınızda tiroidim nasıl sorusuna cevap aramanız ve çok basit. TSH testi, Trabzon, Samsun, Hakkari TSH testi yaptırmanızda fayda var. Bu testin birin çok altında olması çok çalışan bir tiroid bezine, bu testin 3,5'ün 4'ün üzerinde olması yavaş yavaş tembelleşen bir tiroid bezine işaret edebilir. Peki nedenleri nedir? Neden tiroid bezimizde bu sıkıntı yaşanıyor? Bunu önlemenin bir yolu var mı? Önlemenin pek kolay yolu yok. Tiroid bezi için eski hekimler kömür madenindeki kanarya deyimini kullandılar. Yani anlamı şu. Nedir? Eskiden kömür madenlerinde herhangi bir şekilde zehirlenme, zehirli gaz işareti çıkarsa yani sistem arızaya geçerse ilk kaybolan ölen canlı kanarya olurmuş. Öyle dolayısıyla mi? Kömür madenlerine bir kanarya kafesi koyarlarmış. Tiroid bezi için de eski hekimler vücudun kanarya kuşudur derler. Yani sistemimizde bir arıza olduğu zaman özellikle bağışıklık sisteminde ilk saldırıya uğrayan olumlu ya da olumsuz yönde tehlikeli bir şekilde tiroid bezidir. Yani bağışıklık sistemi otoimmün hastalıklarda hedef organların başında tiroid bezi geliyor. Tabii bağışıklık otoimmün hastalıklarda gözde saldırı altında olabiliyor. Otoimmün üveitisi oluyor. Böbrek, otoimmün nefritis, karaciğer, otoimmün hepatitis ama çok seyrek görüyoruz. Ama otoimmün hipotiroidi yani benim her hafta 5 tanesine teşhis koyduğumu söyleyebilirim. Çünkü özellikle bu ara kadınlar arasında otoimmün hipotiroidi yani Hashimoto tiroiditi
çok yaygın görüyoruz. Nedeni belli mi? Neden? Pek çok nedeni var. Hormonal neden var tabii kadınlarda. Ama bence ruhsal nedenler daha ön planda. Toksik nedenler muhtemelen var. Hala anlayabilmiş değiliz. Mesela hala aklımızda botoks Hashimoto yapar mı sorusu var. Çünkü botoks kullanımının yaygınlaşmasıyla Hashimoto'nun yaygınlaşması aynı zamanda ortaya çıktı. Ve botoksla kullandığımız bir nevi bir antijen, bir toksin veriyoruz. Vücudun haberi olmadığı bir toksini cilde yaparak daha rahat, daha güzel bir yüz görünümü olsun istiyor hanımlar. Ve hekimler de uyguluyorlar bunu gayet doğal. Olay onaylı bir ürün. Tabii. Ama yani Hashimoto patlamasıyla bana göre bu botoks uygulamaları arasında bir paralel var mı sorusun cevabını birilerinin 3000-5000 kişilik değil 300-500 bin kişilik bir araştırmayla vermeleri lazım. Botoks çok uygulayan. Kıymetli. Evet. Yani toksinlerin, zehirli gazların, yiyeceklerdeki katkı maddelerinin vücutta bağışıklık sistemini şaşırttığını ve bağışıklık sisteminin kendi ayağına ateş etmesi gibi, kendi organlarına saldırıya geçmesi gibi bir yanlışın içine sürüklediğini biliyoruz. Ama bunlardan hangileri olduğunu net açık olarak bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var. Stres. Stres, karamsarlık, kötümserlik, geleceğe yönelik ağır kaygı halleri, yani ruhsal travmalar, Hashimoto tiroidini tetikleyen bir numaralı neden. Yani fiziksel kayıplar, ekonomik kayıplar, ruhsal kayıplar, yani kayıpların ve üzümlerin uzaması durumlarında Hashimoto tiroiditi daha çok. Onun için kadınlarda mesela doğum kaygısında Hashimoto çıkıyor. Evet. Mesela gebelikten sonraki laktasyon dönemi, menopoz dönemi, kadınlarda Hashimoto'nun en çok tetiklendiği dönemler. Hashimoto tiroidi nedir? Hashimoto tiroidi hipotiroidi sebeplerinin aslında hipertiroidi de yapar. Ama tiroid bezi tembelliğinin en yaygın nedeni şu anda. İlk teşhis eden, bu hastalığı ilk tanımlayan hekim Dr. Hashimoto, bir Japon hekim. Dr. Hashimoto'nun tanımladığı bu hastalığın aslında tiroid bezinin ürettiği tiroid peroksidaz isimli bir enzime karşı oluşan antikordan kaynaklandığını, o antikoru yabancı madde zanneden bağışıklık sisteminin tiroid bezinin üzerine saldırdığını, dolayısıyla tiroid bezinin hormon üreten bölümünü iyice küçülttüğünü, hatta yok ettiğini biliyoruz. Ve o tiroid tipine Hashimoto hipotiroid istiyoruz. Teşhisi kolay. Anti-TPO, Trabzon, Paris, Ordu. Anti-TPO. Bu evet. Enzim yükseldiyse, pardon bu antikor yükseldiği zaman kanda, hele bir de antitroglobulin dediğimiz bir antikorla beraberse Hashimoto teşhisi koymak gayet kolay. Ama prensip olarak doktorun dinlemesi, ultrasonografik incelemeyle Hashimoto hipotiroidisine ya otoimmün tiroidite uyan görüntülerin o radyolog tarafından bize raporlanması, laboratuvar raporunda da anti-TPO'nun ve anti-TG'nin tiroglobulinin yüksek olduğunu görmesi teşhis için yeterli. Evet, aslında kimler risk altında diye sormak isterim. Kadınlarda daha mı fazla gözüküyor? Kadınlarda çok daha fazla. Neden? Biraz önce söylediğim gibi kadınlarda daha çok hormonal dalgalanma var. Kadınlar erkekler gibi değil. Kadınların doğurma, emzirme, menopoza girme gibi erkeklerden çok daha farklı hormonal girdiği çıktıları var. Kadınlar daha detaycılar. Kadınlar stresi çok fazla yönettiklerini zannediyorlar ama çok fazla stres saldırısıyla karşı karşıyalar. Yani çalışan çok kadın istiyoruz, okuyan kadın istiyoruz, anne kadın istiyoruz, pişiren, yemek yapan, mutfakta aşçı kadın istiyoruz. İsteklerimiz kadınlar için biraz fazla olmaya başladı. Evet hocam, aynen öyle. Peki şimdi tedavi yöntemleri nelerdir diye konuşalım isterim. Hashimoto tedavisi, hipotiroidisi veya hipertiroidisinde bir tedavinin özel yöntemi yok. Hiperse yani aşırı çalışan bir bez varsa evet. Bir süre frene basıyorsunuz ilaçla. Propitiorası ile veya metimazol ile ya da az çalışan, yeteri kadar tiroid hormonu üretmeyen bir bezse hastanın ihtiyacı olan o kişinin tiroid hormonu miktarını tecrübeli bir dahiliyeci, bir endokrinolog rahatlıkla karar verebiliyor ve o kişiye sabahleyin aç karnına, yani okula giden para kazanmayan çocuğunuzun cebine para koymak gibi, onun harcayacağı kadar günlük parayı her gün düzenli koyarsanız Hashimoto hipotiroidisine kimse zarar görmez. Yeter ki siz onu erken teşhis edin, doğru teşhis edin ve takip altında tutun. Bu arada Hashimoto hipotiroidisi tabii çok fazla böyle sosyal medyada dolanan, doğruluğu netleşmemiş ama kısmen doğru gibi de kabul edilen bazı bilgiler var. Onları da hatırlatalım. Buyurun. Bizi izleyenlerin aklına gelecektir. Hashimoto hipotiroidisi olanlara prensip olarak gluteni yeme derler. Ne kadar doğru olduğu net ve açık değil ama benim de kanaatim otoimmün hastalığı olan hemen herkesin glutenden uzak durmasıdır.
Haşimoto hipotirozisi olan kişilere mümkün olduğu kadar selenyum zengini besin tüketin deriz. Selenyumun, özellikle selenyum ve tiyonin desteklerinin işe yarayabileceğini düşünürüz. Ama herkesin Haşimoto'm var, ben bir selenyum alayım telaşına girmemesi lazım. Çünkü fazla selenyumun kanserden korumak yerine kansere, fazla selenyumun diş çürümesine, saç dökülmesine falan yol açabileceğini de unutmamak lazım. Ama selenyumdan zengin gıda yiyin. Yani kuru yemiş tüketin. Hayvansal gıdalar, deniz ürünleri, bakliyat hepsi selenyum deposu. Bir de üçüncü bir şey, Haşimoto'nuz varsa daha az şeker, un prensip olarak benim kanaatim. Yine Haşimoto'nuz varsa daha az süt, peyniri, yoğurdu yiyin, daha az süt. Ben yetişkin insanların süte ihtiyaç olduğu kanaatinde hiçbir zaman olmadım. Olmadı düşünmüyorum. Önüme çok ciddi bir bilimsel veri konmadığı sürece. Ama işlenmiş süt ürünlerinin yani peynirin özellikle yoğurdun probiyotik gücü, protein gücü, kalsiyum gücü nedeniyle bunlardan vazgeçmenin de doğru olduğu kanaatinde değil. Tuz kullanımı nasıl olacak? Normal tuz. Burada Haşimoto'da yine fazla böyle büyütülen bir konu var. Haşimoto tiroidisi teşhisi konulmuş ve doktor dedi ki bana diyor deniz ürünlerine elini sürmeyeceksin. Yok öyle bir şey. Öyle bir şey yok. En kötü sağlık çözümü soru sormayan, sorgulamayan ve araştırmayan hastadan ve hastasına yeteri kadar zaman ayırıp anlatmayan hekimden. Bu işbirliği kötü bir işbirliğidir.